Kadir. Efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya çok dikkatimi çekti. Bu bulaşıkların içinde bunun ne işi var? O bulaşıkların içinde... Aleyna, detayın bu mudur? Onu ben koymadım. Hayır, dikkat etmen lazımdı. Bulaşıkların içine niye girdi ki o? Bu bulaşıkların içine. Hani detay Aleyna? Ben dolaptayken onu ben koymadım. Hani detayım. Pazartesi gününden beri ben bas. Hani bu bardağın buraya ne işi var? Kadir, o tülü oraya ben koydum. Ben tülü setin arkasına verdim makineyi atın diye. Ama bu şimdi Aleyna'nındı yani. Kız bunu Aleyna çok dikkat etmesi lazım. Ben dolap temizliği etmiyorum. Tülü peşine mi takılacağım? Bu bulaşıkların içinde bunun ne işi var? Bu bardağın burada ne işi var? Bebeğim, hani senin detayın? Bömbür bağırıyorum ya. Hani senin mutfak detayın? Kesinlikle kabul etmiyorum Kadir. Onu ben koydum. Dün bana da yorum yapıyordun. Kadir koydu, Vayşu koydu. Onu ben koymadım. Ben de koymadım. Senin dikkat etmen lazım da. Aleyna detayın. Ya canım benim, ben size mi bakacağım o? Pazartesi gününden beri göngür. Benim işte mutfağım çok detayım var. Ben şöyle çok detay. Hani senin detayın. Söylesene biz. Ben de size verdim. Yo, ben vermedim. Hayır. Bir şey soracağım. Bu temizliğin sorumluluğu bende mi? Aleyna da bunu dikkat etmesi lazım. Bunun oraya ne işi var? Yalnız bu tülün sorumluluğunu Aleyna'ya yüklemeyin. Sorumluluk Kadir'de. Bir saniye. Abi yeni belediye beni afakanlar basıyor. Aleyna, evet ben ne yaptım? Ben onu iki kere arattım. Sudan dedim ki buna. Aleyna'nın günah Kadir. Kız kızın ne suçu akıllı olduğunu tepesindeydi. Bardak. O da diyor ki yani dün bana dedim bugün de bak. Dün bana yaptığın gibi bardak. Ama ben döngür bağırıyorum. Pazartesi gününden beri Aleyna sana da söyledim. Bu bardakların burada ne işi var? Dolaplarınızı çıktığınız zaman bardak, çanak olmayacak. O yüzden yani benim detaylarım var. Bunu yaptığı sürece ben notumu düşürmeyeceğim, vereceğim. Ne işi var? Detayını kız buraları temizlerken onları da kaldırır oradan. Böngür bağırıyorsun. Mutfakta çok detayım diyorsun. Bulaşıkların içinden tüy çıkıyor. Ben mutfakta çok detayım vereceğim. Bu Aleyna'nın günü olduğu için. Ehli az dur bacım az da bizi dinle. Ben banyoda çok detayım. Bunu bardağın içinde gördüm. Dikkat çıldırma beni. Bardağın içinde, bulaşığın içinde bunu gördüm. Desene biz bu dolabı sildik. Bu beni ilgilenmiyor. Bu Aleyna'nın. Canım benim. Dilere başladı. Bardağın burada ne işi vardı? Sen kendin hazırladın. Dilere başladı yine. Hanımlar. Aynı anda konuşmayın. Teker teker konuşun lütfen. Yok şeyde pazarda limon satıyoruz sanki. 3 lira 5 herkes birbirine bağırıyor. Hayır Kadir ben onu bulaşıkla... Tamam bunun sorumluluğu Kadir'de. İşte o kadar. Aleyna'nın da onu Aleyna bakacağım. Abi herif belediye beni afakanlar. Ya canım benim ben buzluğu temizlerken nasıl bakabilirim beni ayrı dedi. Şunu bana konuşma için konuşuyorsun ya. Gördük seni temizliğini. Bak gördük bulaşıkların içinde anda tül. Ya ne tülü be? Tülü de gördüm, bardağı da gördüm. Bir de suyuna baktım yani gerçekten. Canım benim suyu kaç kere değiştirdim. Bezi böyle koyuyor. Nimet Hanım suyu kaç kere değiştirdim gördün mü? Ya bezi yıkamadan, sıkmadan yapıyor. Bir de özellikle geldiğinde şuraya bakıyorum. Nimet abla bir şey sorabilir miyim? Sadece kremlik terledik, burada terliyor. Nimet abla bir şey sorabilir miyim? Hayır ben niye sinirlendim? Detayım diyorduk. Bu senin detayın. Bardakların içinde. Kız az bir nefes al ümmeti muhabbet aşkına bir nefes al. Bir çek derin bir nefes ciğerlerine. Nimet zaten nimetliğini yaptı yine. Yine ön plana çıkmaya çalıştı. Yine her zamanki gibi Kadir'i, Aleyna'yı ve beni konuşturmadı. Yani benim yorum yapmama bile müsaade etmedi. Ben mutfakta detayım. Ben şöyle yaparım. Ben mutfağı çok güzel. Hani bu mu senin detayın? Bu mu senin detayın? Göreceğiz. Bitirir mi? Sular yok. İçilir mi? Bakalım biz mi böyle geçebileceğiz. Vay haline, vay vay. Oy farfara, ateşle düştü şalvara. Ağzın dilin kurusun. Kız neyle yalvara. Daracık. Hadi görüşmek dileğiyle. Koyun devam edin. Aleyna'cığım kolaylık. Kolay gelsin Aleyna. Hanımlar siz niye geldiniz ben anlayamadım. Tülü söylemeye gelmişler. Ben bir şey değil. Beni konuşturmadı. Ben bir yorum yapacağım onu bile yaptırmadı yani. Üstüm başım halim. Aleyna'cığım. Söyle aşkım. Tavanlara girecek misin acaba? Gireceğim. Yani bekliyorum. Çünkü ben buradayım. Ben buradayım diye. Kusura bakmayın ama tavanı da beklemeyin artık. Hayır çok eski bir şey hiç bende silme. Nimet Hanım bakın şurayı ben sildim. Nasıl olmuş?
güzel olmuş. Ama şimdi ben ilk başta sabah geldiğime baktım. Şöyle yaptığımda duvarın rengi çıkıyor, olmaz. Allah aşkına çok eski bir onun duvarı sıvası. Hayır, eski. Sen tırnakla ile tırnakla. O yüzden Nimet bu duvar silinmez. Nimet abla sen hayır, yine tırnakla bence tırnakla. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hayır. Ama yapılan işi de biraz takdir edin Nimet Hanım. Bir dakika bir şey diyeceğim. Nimet, o yüzden bir şey diyeceğim. Senin zamanda belli olmaz yani. Boyaları çıkıyor. Nimet bakar mısın? Ben sabah geldiğimde kontrol ettiğimde baktım boyası çıkıyor. Nimet'in eleştirilerine kesinlikle hak vermedim. Tek amacı motivasyon düşürmek. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde bir şeye odaklanıp onun üzerinden devam etti. Sevda bence oynuyor. Çünkü Aleyna ona dün 3 verdiği için Sevda'dan bugün Aleyna'ya yani 3 verecek. Oynuyor, resmen oynuyor. Kapı sildin diyen silmeyen Nimet Sevda. Nimet ablacığım çok teşekkür ederim. Kapı sildin diyen silmeyen Sevda. Anlayın bugün benim günüm tam bana yorum. Sen bana onu yorum yapan insan burayı silmesin diyen insan. Allah'ını severseniz koyun bir iş yapalım. Gördüm. Çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin Aleyna. Kolay gelsin. Teşekkür ederim canım. Hadi yanılt beni. Yanıltacağım seni. O tüylü o bulaşıkların üstüne sen attın değil mi? Ben ekipteki arkadaşlara verdim, onlar oraya koymuşlar. Hem senin yanında makine var. Neden oraya atmadın? Makineyi görmedim o bir an. Sana verdim direkt öyle. Sen getirip o tüylü oraya attın. Aleyna az bir geri beri gel. Kadir ne yapıyorsun sen o buzdolabıyla öyle? Buzdolabını çıkartacağım da bunun fişi hangisi? Fişini arıyorum. Ne yapacaksın fişini? Fişini sileceğim. Dün dediler ya fişi sileceğim. Ben oraya nasıl geçeceğim? Dün buzdolabına laf ettiler diye bugün buzdolabına özen gösteriyorsun ha Kadir? Onu dün yapacaktın sen. Dün vallahi buzdolabına ben girmedim. Nimet kesinlikle zaten Aleyna'ya haksızlık yapacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde, finalde de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Ben kim ne hak ediyorsa ona puanımı vereceğim. Dur Kadir, yavaş! Evet. O nereye takılıydı öyle geldi? Fiş çekince ocakta çıktı. Bir şey diyeceğim, ben bu fişi çekmiştim. Fiş yok ki onun. Bu ocak gitmiş artık. Yenisini almamız lazım. Peki o zaman bir set üstü alalım, ne yapalım? Ben vereyim kartımı alın bir tane. Bırak sen de Kadir. Hep aynı numara. Önce kartı veriyorsun, sonra şifreyi söylemiyorsun. Peki o zaman bunu temizlemeyeceğiz, atıyoruz. Atalım. Prodüksiyon alır yenisini. Çok teşekkür ediyorum buradan. Prodüksiyona selamlar. Ben şimdi şuranın yerini alıyorum. Burayı alayım, buzdolabını buraya çekeriz temizlemeyi. Tamam, hadi bakalım. Tamam, peki. Aleyna Hanım'ın mutfak temizliği tüm hızıyla devam ederken Kadir mutfak penceresini özene bezene temizliyor. Bu sırada yarışmacımız da tezgah altı dolapların hakkından geliyor. Mutfaktaki hummalı çalışma ara vermeden sürüyor. Kadir mutfaktan çıkmıyor muyuz artık? Çıkıyoruz, alt kaldı bir tek. Yapacak ne kaldı? Makine çekecek, buzdolabı çekecek. Sen buzdolabını çek. Şu küçük mini bar mıdır nedir? Ay zıkkım. Sen onu çek, ben de şu çamaşır makinesini. Çamaşır makinesinin arkası var. Onu çekip silecek mi onu da bakacağım. Arkası, önü, ardı. Of of of. Çok kötü olmuş burası Kadir. Bildiğin toprak oluşmuş orada. Nelerle uğraşıyoruz görün görün. Resmen dinozor fosili olmuş. Tarağı atma Kadir. O ev sahibimizin en sevdiği tarağıymış. Teyze saçlarını süpürge etmiş yerleri silerken. Etmiştir tabii. Kaç yaşında kadın? Ah gidi teyzem. Hiç mi akraban bir şeyin yok? Kadir bak kırdığın ocağın yenisini aldık. Ha, Allah razı olsun. Al sen bunu. Kalsın şöyle. Silelim de. Bu da demiri. Çok teşekkürler. İyi oldu vallahi. Ölmüşlerin canına değsin. Ölmüşlerinizin canına değsin. Allah kabul etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.